yayınında kent yöneticileri, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Cumalkızık'taki koruma uygulamalarını size bu sabah sunmak istiyorum. Herhalde çoğunuz Cumalkızık'ı biliyorsunuz. Bursa'nın doğusunda 10 kilometre uzaklıkta olan bir köy. Kuruluşu erken Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Bizim için çok önemli olan bir konu, 1980'lerde bir bütün olarak tescil edilmesi, bu şekilde yasal koruma altına alınan ender köylerden, biri. Çünkü biliyorsunuz birkaç tane kızık köyü var fakat diğerleri aynı şansa sahip olmadıkları için bugünkü durumları çok daha farklı. Çevresi ormanlarla dolu, doğal sit alanları olan bir köyümüz. Burada 270 tane ev bulunuyor. Bunlardan başka tarihi eser olarak bir cami, Sinyan Mektebi, çeşme, hamam, tarihi mezarlık var. Evlerin 180 tanesinde kullanıldı. Belirtilmiş. Tescil kararından sonraki önemli aşama olarak da bir koruma imar planı yapılmış. O tarihte tüm tarihi evler tescil edilmese de bu karar koruma açısından oldukça önemli. Doğal kaynakları çok zengin. Yamaçtan yuvarlanan ve yamaç molozu denilen büyük kayalar var, taşlar. Bunlar parçalanarak yapı taşı olarak kullanılmış. Ayrıca doğal olarak zeminden çıkan taşlar var. Dolayısıyla yerel malzeme inşaatta kullanılmış. Su da iki tarafından köyün akan dereler var. Doğu ve batısından. Burada batısındakini görüyoruz. Çok güzel bir doğal eleman olarak güzelliğini artırıyor. Kuzeyden köye giriliyor. Köy meydanının çevresindeki yapılarda bu tescil kararından sonra hem üniversitenin hem Çekül'ün mimarlar odasının yerel yönetimlerin halklarıyla bakılmış ve daha düzenli bir hali gelmiş. Sokakları taş dokulu ve ortaya doğru eğimli, yukarıdan bırakılan sular bazen bu sokağın ortasından akarak aşağıdaki bostanlara doğru gidiyor. 1980'lerdeki tescil çalışmaları sırasında envanter hazırlığı da olmuş. Fakat bu envanterler çok ayrıntılı bilgi vermiyor. Bir fotoğraf ya da parsel numarasıyla yetinilmiş. Tarihi mezarlık, çınar ve serbi ağaçları da koruma altına alınmış. Köyün tarih boyunca tarımla geçindiğini biliyoruz. Kestane ağaçlarını satıyorlarmış ve bu bir zenginlik kazandırmış. O nedenle iki katlı, üç katlı evler yapılmış. Tarım faaliyeti hala devam ediyor. Fakat mülkiyetlerin bölünmesi, Bursa'ya çok yakın olması nedeniyle halkın büyük bir kısmının da yarı Bursa'da yaşadığını, çocuklarının orada okuduğunu ve yerleştiğini biliyoruz. Kentin köyün pütoresk olması ve çok ilgi çekmesi nedeniyle burada ticari faaliyet oldukça artmış durumda. Hem doğadan kaynaklanan hem ev ürünü olarak yapılan şeylerin satıldığını görmekteyiz. Kadınlar çok aktif. Evde hazırladıkları kesme makarna gibi şeyleri satıyorlar. Onun dışında bazı hediyelik eşyalar da evlerin hemen önünde sokakta satılıyor. Bazı evlerin alt katlarında da yine hemen girişe konulmuş olarak ticari faaliyetin yer aldığını görüyoruz. İçe baktığımız zaman geniş avlular
var. Çünkü tarım ürünlerini getirip burada depoluyorlar. Sürekli yaşadıkları alanlar. Ahşap taşıyıcılarla yükseltilmiş olan, korunan saçak altı bölgeleri var. Onun dışında da duvarları alt katta taşla örülmüş. Bu taşların malzemesi, harç malzemesi, çamur harcı. Yani bir kırsal mimari karakterinin üçüncü boyutta çok zenginleştiğini görüyoruz. Hemen çevresinde bulunan kestane ormanlarından topladıkları, kestikleri ağaçları bol miktarda yapılarda kullanmışlar. İri kesitli dikmeler, kirişler görüyoruz. Onun dışında büyük gövdeli ağaçlardan oyarak şarapana dedikleri tekneler yapmışlar. Burada üzüm suyu şıra yapmak için kullandıkları. Bunlardan bir kısmı da günümüze kadar gelebilmiş. Ahşap mimarinin ayrıntılarına baktığımız zaman dikmelerin altında özellikle avlu çevresinde taş olmanın, onun üzerinde dikmelerin yükseldiğini, sonra başlıklar, ahşap başlıklar ve üzerine de kirişlerin geldiğini görüyoruz. Aradaki kiriş bölgelerini desteklemek için de yine bir ara başlık gibi eleman koyup eli bölümlerle desteklemişler. Oldukça gelişmiş bir ahşap mimari detayını burada görebiliyoruz. Başlıklarda da özel formlar bazen var. Bazıları hiç işlenmeden kaba bir şekilde bırakılmış olsa da birleşme noktalarında da fahlı bindirmeler yer alıyor. Hayat birinci kattaki hayat bölgelerinde tavan yapılmamış ahşap makaslar açıkta kalıyor. Bu alanlar yazın sürekli yaşanan hem ev işi yapmak için hem yaşama için çok uygun yerler. Bazı tarihi evlerde üst pencereler olduğunu görüyoruz. Alçıdan yapılmış. Ama bunlar zaman içinde üzerine boya konulmuş veya işlemez bir hale gelmiş, örülmüş. Fakat ne kadar özenli olduğunu ilk tasarımlarında gösteren ayrıntılar. Bazı yapıların buraya gelen turizmden yararlanmak üzere yeme içme yerleri olarak düzenlendiğini görüyoruz. Restoran, bazı konaklama binaları da restore edilen evler arasında yer alıyor. Müzeye tabii ki ilgilendiren, henüz bakım görmeyen ama değerli olan kültür varlıkları. Burada terk edilmiş olan bir evi görüyorsunuz. Genellikle alt katlardaki taş dokularda da eğer çatı yoksa yukarıdan giren sular duvarları şişiriyor ve bu şeyden ayrılmalar, yıkılmalar olabiliyor. Dolayısıyla acil olarak ele alınması gereken noktalar karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerde kullanıcıların kendi bilgileriyle bazı müdahaleler yaptığını görüyoruz. Eskiden köyün kendi halkı ormandan ağacı kesip bütün aşamalarını da tamamlayarak evlerini inşa ediyorlarmış. Fakat 20. yüzyılda bu sanat bilgisi, zanaat maalesef unutulduğu için sokakta ne bulunursa, çimentolu malzeme veya alçı, o tür şeylerle ara tamamlar, bilket, delikli tuğla, bir sürü uygun olmayan modern malzemeleri kent dokusuna, köyün esas yapılarının arasına girdiğini görüyoruz. Bazı noktalarda bakımsızlık nedeniyle dikmelerin aşırı yüklendiğini, çatladığını veya deforme olduğunu da gözlüyoruz. Çok değerli olan evlerden bir tanesi Üç Kuzular Evi. Sokaktan baktığınız zaman
daha iyi durumdayken avlu cephesinde bu şekildeydi. İçindeki aile birçok üyesi Bursa'da oturuyor. Paylaşılmış üç kız kardeş arasında bir şekilde yazları geldikleri, kullandıkları fakat oldukça tehlikeli durumda olan döşemeler bulunuyordu. Hayat kısmında yürümek dahi tehlikeliydi. Bazı evlerin durumları daha iyi gibi görünse de ilk yapımdan gelen bazı aksaklıklar var. Yani bütün o yanlamalar, destekler belli kalınlıkta, mukavemette elemanlarla yapılmadığı için zaman içinde deformasyonlar, bozulmalar olmuş. Kerpiç dolguda ahşabı kapatmak için, ahşap iskeletin arasını kapatmak için kullanılan kerpiç dolguda yer yer dökülmüş. Cumalı Kızık, Yıldırım Belediyesi'nin koruması altında bir alan ve Yıldırım Belediyesi tarafından koruma programı başlatılmış, sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürütülmüş. Daha sonra valilikten de sağlanan kaynakla daha kapsamlı bir uygulamaya geçtiler. 2011 yılında ben de danışman olarak çalışmalara katıldım. Bu çalışmaların programını şöyle özetleyebiliriz. Daha önceden Cumalı Kızık'ta bulunan tarihi evlerin çoğunun röle ve restorasyon projelerini belediye hazırlatmış ve kurumdan geçirmişti. Bunların ihale edilmesi ve uygulamaya konulması aşamasına gelmişti. Bu arada bozulma ve kayıpları durdurmak için bazı önlemler alınması da gerekiyordu tehlikeli yapılar için. Uygun olmayan müdahaleler, işte daha fazla turizm, bahçelere ek yapılar yapılması gibi konularda da belediyenin müdahale etmesi ve engellemesi önemliydi. Ve onun sonrasında da uygulama için gerekli malzemelerin ve uygun tekniklerin kullanılması, bunun için de uzman ustalara, ekiplere ihtiyaç olduğu açık. Yıldırım Belediyesi'nin Yapı İşleri Müdürlüğü belli bir program içinde tehlikede olan bu kültür mirasını koruması için uygulamalara başladı. Bu çalışmalardan bir tanesi burada gördüğünüz terk edilmiş ev. Bu tür yapılar için hazırlanmış olan projeler, röle ve restorasyon projeleri çok ayrıntılı değildi ama bu kadar önemli binaların doğru restore edilmesi için yapısal özelliklerini tam olarak belgelemek gerekiyordu. Onun için bütün taşıyıcıların, ahşap dikmelerin, kirişlerin, ara bölmelerin daha ayrıntılı rölevelere, bilgileri belgelendi. Sonra bozulmuş olan kısımların alınarak yenilenmesi, değiştirilmesi aşamasına geçildi. Sıvaların kaldırılmasından sonra taşıyıcı sistem ortaya çıkıyor ve burada malzemenin durumunu daha yakından görmek mümkün oluyor. Çatlamış, kurtulmuş, dolayısıyla taşıyıcılığını yitirmiş olan elemanların yenilenmesi kaçınılmaz oluyor. Bu arada daha önceden yapılmış olan bazı onarımlar var. Fakat özgün parçalar kalmış veya bir kısım yıkılmış ama o arada korunabilen özgün ayrıntılar, bunların da dikkate alınması, gerekirse sökülerek tekrar yerlerine konulması gibi çalışmalar için planlama ve uygulama yapıldı. İlk projelerden de bir tanesi camiydi. Köyün kuruluşu çok eskilere gidiyor ve caminin de belki çok eskiden kurulduğunu fakat zaman içinde yenilendiğini anlıyoruz. Çünkü Bursa bir deprem bölgesi, çeşitli depremlerle
ilk yapılan cami günümüze kadar gelememiş. Cephesindeki kemerler arasında yapım tarihinin, şu andaki caminin yapım tarihini veren bir yazıt yer alıyordu. Burada 1878-1871 yılı açıkça görülüyordu. Zaten üslubundan da bunu anlamamız mümkündü. Ama tabii ki yazılı olarak bize gelmesi çok önemli. Caminin içine girdiğimiz zaman birdenbire şaşırıyoruz. Çünkü daha önce iki yapı burada varmış, cami ve Sinyal Mektebi. Cumhuriyet döneminde aradaki duvar kaldırılmış, ilkokul sistemi değiştiği için cami daha büyük, dikdörtgen planlı bir mekan olmuş. Buna bağlı olarak mihrabın konumunu kıble duvarının ortasına çekmişler. Dolayısıyla ilk mihrap kapatılmış. Bütün Türkiye'de görüyoruz, insanlar yüz duvarlı iç mekanları, dış mekanları sevmiyorlar. Onlara muhakkak bir bezeme eklemek istiyorlar. Bu tarihi camilerde de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Seramiklerle caminin kıble duvarı bezenmiş tırnak içinde. Ve mihrap, yeni bir mihrap yapılmış. Böyle bir tarihi yapının bu şekilde sahte bir mimariyle sunulmasını olumlu görmedik. Kurulduğun onaylı projesinde bu şekilde tutulması öngörülmüştü. Fakat izin istedik kuruldan, sondajlar yapıldı, araştırmalar yapıldı. Hem eski mihrap bulundu, hem duvarın daha önceki bezeneleri ortaya çıkarılabildi. Burada kuzey tarafında, kuzeybatı tarafında, kuzeydoğu duvarındaki sofayı görüyoruz. İki katlı, kadınlar mahfili ve altı. Duvardaki çalışmalar, karkas ne durumda, dolgular nasıl, bunları incelemek üzere çalışmalar yapıldı. Ve bozulmuş olan ahşap iskeletli kısımlar yenilendi. Cumalı Kızık'ta daha önceki bilgilere göre hep kestane ağacı kullanılmıştı. Kendi ormanları var ve oradan da kullanmışlar. Fakat bir hastalık olmuş, onun için buradaki ağaçlar artık kullanılır bir durumda olmadığı için Türkiye'nin başka yerlerinden kestane ağacı getirilerek restorasyonlarda kullanıldı. Karkas dolgunun içinde kerpiç kullanılmıştı. Bu kerpiçlerden de örnek alınarak İstanbul'daki restorasyon konservasyon merkezine gönderildi ve ona uygun olarak yeni kerpiç yapmak üzere uygun kil temin edildi. Yine dağdan, orman içinden ve o şekilde bir kil kaynağıyla saman karıştırılarak konservasyon merkezinin belirlediği ek karışıma sokularak yeni kerpiçler de üretildi. Bu şekilde bozulmaları giderecek hem ahşap hem kerpiç malzeme sağlanmış oldu. Raspa çalışmaları sırasında alttan duvarın 19. yüzyıl bezemelerine ulaşıldı. Ayrıca kıble duvarında üst kesimde akustik küpler olduğu, camilerde bu şekilde küpler konulduğunu biliyoruz. Onlar ortaya çıktı. Bir konservatör ekibi tavandaki yal boyaları kaldırmak için çalıştılar. Beyaz boyanın altından yeşil ve kırmızı renklerde ahşap bezeme ortaya çıktı. Böylece yapının kendi özgün tasarımının daha fazla şeyler söylediğini anlamış olduk. Taşıyıcı sistemdeki aksaklıklar için önce galerideki düzgün olmayan döşemeler kaldırıldı ve altında incelemeler yapıldı.
Sinyal Mektebi bölümünde de bir sıva, çimentoluk sıva vardı. Onlar kaldırıldıktan sonra burada Bağdadi'li bir sistem olduğu görüldü. Ve onların da bozulmuş olan Bağdadi'leri yenilenerek tekrar sıva işlemi yapıldı. Sıbyan Mektebi cephesinde badana vardı. Bu badananın altından da kemerlerin birleşme noktalarında sergi motifleri ortaya çıkarıldı. Cami için restorasyon projesi hazırlanırken çatı arasına girilmemiş ve çatı incelenmemişti. Uygun mevsimde çatı malzemesi kaldırılarak çatı sistemi daha yakından incelendi. Çatının arasına girildiğinde birçok onarım olduğunu, duvardan duvara giden çok büyük kirişlerin bulunduğunu fakat zaman içinde onarımlarla uygun olmayan bazıları çok ahşap olarak veya teknik olarak uygun olmayan müdahaleler yapıldığı gözlendi. Burada Bursa Üniversitesi'nden inşaat mühendisliğinden rapor alınmıştı. Raporda da ahşapların durumunun incelenmesi istenmişti. Onun için ahşaplar hasar vermeyen yöntemle incelendi. İçlerinin durumda sağlam mı, geleceğe aktarılabilecek durumda mı? Ve bu inceleme sonunda ahşapların bozulduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söylediler. O şekilde Sibyan Mektebi tarafında daha iyi durumda olan iki makası yerinde tutarak yanlarına yeni makaslar yerleştirerek, yani gelecek kuşaklara da bu yapıdan özgün örnekler bırakmak adına yine ahşaplarla ve çok uzun girişler vardı. Bu boyda yeni ön damur kerestesi bulunamadığı için metal eklerle yine makaslar yapıldı ve çatıya yerleştirildi. Böylece cami tekrar kullanılır bir duruma geldi. Cephesinde de yeni renk düzenini görüyorsunuz. Koruma imar planı yapılırken burada bir kültür merkezi olması öngörülmüş. Ve uygun görülen binada bu resmin gördüğünüz sarı bina. Fakat mülkiyeti parçalı olan bir bina. Proje yapılıp uygulamaya geçilinceye kadar bina maalesef çok iyi bir durumda korunamamış. Pozisyonu böyle binanın. Meydandan girdiğimiz zaman tam karşıya geliyor. Şehrin, köyün içinde önemli bir noktada bulunuyor. Dolayısıyla zaman içinde şöyle yapayım. İki katlı yüksek taş duvarlar üzerinde yükselen bu binanın aşağı seviyelere kadar yok olduğunu görüyoruz. 2011 yılında kalabilen duvarları bu kadardı. Hazırlanmış olan bir restorasyon projesi vardı. Fakat içi yıkıntılar dolu olduğu için proje daha önceki rölevelere dayanılarak yapılmış. Çok ayrıntısı yoktu. Yerinde inceleyince bu projenin uygulama için yeterli olmayacağı anlaşıldı. Bu molozun dikkatle kaldırılması, özgün parçaların envanterlerinin çıkarılması, onlardan elde edeceğimiz bilgilerin de restorasyon için kullanılmasını önerdik. Burada dağınık olarak çeşitli parçaları görüyorsunuz. Bindirmeler, başlıklar, bunların hepsi yapının tekrar inşa edilmesi için gerekli olan veriler ve projede bunlar maalesef
işlenmemişti. Tam boy bir sütun ve başlığı, onun dışında dikmenin altındaki zıvana deliği, başlık bezemeleri, bunların hepsi restorasyon için gerekli olan ayrıntılardı. Bunlar dikkatle temizlendi, tasnif edildi ve başka bir boş yıkılmış olan evin bahçesine çatı yapılarak yerleştirildi. Veri olarak özgün çiviler de bulunmuştu. Yani birleşme için kullanılacak olan çiviler hakkında da çalışma sırasında bilgi edinildi. Eski ahşaplara baktığımız zaman ormandan insanların kesip getirdiklerini ve baltayla şekillendirdiklerini görüyorsunuz. Buradaki ekipte çalışan ustaların bir kısmı Karadenizliydi. Orman bölgesinden gelen ve onlar kesilerek, zarda kesilerek şantiyeye gelen ahşapları baltayla biçimlendirdiler ve o şekilde yeniden kullanılan ahşaplarda da böyle bir el emeğinin olması istendi. Birleşme için yeni demirler demirciye yapıldı ve ustalar kalabilen sağlam kısımlardan başlayarak duvar inşasını yürüttüler. Deprem bölgesinde olduğunu Bursa'nın biliyoruz. Ve ahşap yapılarda, özellikle alt kısımlarda hep hatırlar kullanılmış. Bu hatırları da tekrar yaparak yeniden inşa edilen kısımların depreme dayanıklı olmasına dikkat edildi. Sonra dikmeler, yanlamalar konuldu ve karkasın içi dolguları yapıldı. Avlu tarafına baktığımız zaman kazı sırasında elde ettiğimiz başlık detaylarına göre taşıyıcı elemanların bağlantıları yapıldı. Sonra ustalar yerlerine girişleri yerleştirdiler ve avlunun çevresindeki merdiven ve üst kat sofası hayat bölümü tekrar yapıldı ve yeniden yapılan binada bu şekilde köy meydanından bakışa katıldı. 2010'lu yıllarda Bursa'nın Dünya Mirası'na başvuru dosyası hazırlanıyordu. Bu dosyaya iyi korunmuş bir örnek olarak Cuman Kızı'nın da eklenmesi düşünülüyordu. O nedenle yapılan onarımların da dünya mirası ölçütlerine uygun olarak yapılmasına dikkat edildi. Burada Cumalı Kızı'nın merkez kısmını görüyoruz. Çevresi de tampon bölgesi, etkilenme alanı. Arkası güney tarafı tamamen orman. Yine aşağılara doğru da var. Fakat köyden baktığınız zaman karşı yamaçlarda istenmeyen bazı görüntüler de var ama kendi yakın çevresi denetim altında. 2014 yılında Bursa ve Cumalı Kızık Dünya Mirası listesine girdi. Bir alan yönetimi hazırlanmıştı Bursa ve Cumalı Kızık için. Onlar şu anda belirlediler. Bundan sonraki çalışmalarda da tabii ki koruma önemli çünkü yapılacak çok iş var. Bu işlerin daha başarılı olması için Cumalı Kızık halkının koruma bilincinin artırılması önemli. Halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi tabii ki önde gelen bir şey. Kışın çok sert olan koşullarda iyi korunmamış mekanlarda yaşamak için bir sürü ekler yapmışlar. Evler iyileştirilirken bunlar da ayıklanıyor. Daha iyi yaşam koşulları sağlanmaya gayret ediliyor. Köyün geleceği için fikir geliştirmek çok önemli. Bir turizm merkezi olacakken kendi
yitiren yoksa daha başka şeyler de mi vurgulamıyor? Bunlar çok önemli. Ama tabii koruma açısından evrensel değerin bozulmasını ve kaybını önlemek için doğru dürüst uygulamalar yapmak. Bu çabalar da yine devam etti, ediyor. Hamam önemli bir yapısı Cumalı Kız'ın. Köye ait bir mülk. Daha önce bir restorasyon geçirmiş fakat aradan geçen zaman içinde bakımsız kalmış ve tekrar ele alınması öngörülmüş. Bu yapı içinde kuruldan geçen bir restorasyon projesi vardı ama evler için söylediğim gibi burada da çok ayrıntılı incelemek yani yüzeyin gerisine gitmek mümkün olmadığı için daha ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Soyunmalı kısmı elden geçirildi. Cumalı Kızık'taki çalışmalar hem belediyenin hem valiliğin katkılarıyla devam ediyor. Halkın yapılan işlerden memnun olduğunu söylemek istiyorum ama hala bazı kişiler burada gördüğünüz mesela Beyaz Ev evinin rölevesinin restorasyon projesinin yapılmasına izin vermedi. Onun da birkaç sene sonra olumlu bakacağını umut ediyorum. Bu halkın katılımı çok önemli. Umarım bundan sonraki çalışmalarda başarıyla devam eder. Saygılarımla. Değerli görüş ve düşünceleriyle sempozyumuza değer katan Profesör Doktor Zeynep Ahunbay'a biz de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar.